Ben Nedim Yılmaz. 1964 Maçka doğumluyum. Nüfusu 130. Eserlerde 250 üzerinde vardır. 1970-75'lerde falan artık köç vermeye başladı gene. Çamımız var, okul, lojmanımız var efendim. Eğitim yok. 15 yıl önce zaten okullar taşımaya geçtiler. Şu anda herhalde 15 talebemiz var yani. Şu dönemde yani. Maçka'ya gidiyorlar. Bir de Atasu denen bir merkezimiz vardı. Önceki belediyemiz. Oraya bir kısmı gidiyor. Bir kısmı da liseye gidiyorlar. Maçka'ya gidiyorlar. Burada hayvancılık yapıyorlar. İşte çiftçilik vesaire öyle yani. İnşaatçılık var. O popüler biraz inşaatçılık işi var. İşte hayvancılık var. Emeklisi var. O şekilde devam ediyorlar yani. Trabzon'a da 35 kilometre, Maçka'ya da 35 kilometre. Çünkü ikisinin ortasındayız yani. 100. yıl, evet. Yakınımızda Esiroğlu bir nahyemiz var. Zaten Maçka yolu üzerinde. Bir de Adasu belediyemiz vardı işte biliyorsun. Hani onları topladılar, onları kapattılar. Şimdi hizmeti Maçka Belediyesi'nden alıyoruz. Büyükşehir'de şu durduğumuz yer Büyükşehir'in. Evet, yol ağı olarak yani. Kahvemiz var. İki adet kahvemiz vardı. İşte bazen birinde otururuz, bazen öbürüne geçeriz. İşte öyle yani, köy hayatı böyleymiş. Bütün gurbetteki arkadaşlara selamlarımız olsun. Bu hemşerilerimiz bizi unutmasınlar yani. Biz burada yani biz de gidersek o zaman burayı orman gelip bulurlar yani. Tabii burayı unutmasınlar yani. Biz Mehmet Tevfik Köksu'yu ben İstanbul'dan takip ediyordum ve çalışmalar da çok güzeldi. Ona da başarılar diliyoruz. İnşallah gelecek seçimlerde hani İsmail Türü demişti ya ona hani bir dört yolda bir konseri vardı. Başkanım dedi seni Büyükşehir Belediye Başkanı olmak görmek istiyoruz. Çok çalışkan da biriydi. Tabii ona da selamlarımız olsun. Bütün hemşerilerimize ve dinleyenlere sizin de ayaklarınıza sağlık. Ben Kamil Kara. 1957 doğumluyum. 1976 Maçka Lisesi mezunuyum. Burada doğdum, bu köyde doğdum. O zamanki ismi Vasinoy Mezde olarak geçiyor. Vasinoy Mezdesi. Ondan sonra işte buranın kurucu muhtarıyım. İki dönem yani 10 yıl muhtarlık yaptım. Buranın ilk kurucu muhtarıyım. İşte hayatım sosyal, dernekler, siyasi parti temsilcilikleri, işte meclis üyelikleri böyle geçti. Yani şöyle diyeyim, belki 500 yıl önce verilen veya 1000 yıl önce verilen bir isim. Vasinoy, Vasi'den gelir. Yani Vasi, Kafkas kökenli halkların burada verdiği bir isim. Biz buraya tahmin ediyorum ki 1600'lü yıllardan sonra Karaman'dan geldik. Ve işte biz de buraya yerleşti dedelerimizi. Buradaki gayrimüslimlerle yani Rumlarla beraber yaşıyorduk dedelerimiz. Şimdi bizim burada iki sülale var. Biri Kara Mustafaoğlu sülalesi, diğeri Ofluoğlu sülalesi. Başka yok yani. İki sülaledir burası. Çınarlıköy, Atasu Mahallesi diye geçer şimdi. Burasını biz ilkbahar ve sonbaharda mera olarak yani otlak olarak kullanıyorduk. Yani hayvanlarımız, hayvanları olanlar ilkbaharda buraya çıkıyordu. İlkbaharın belirli süresinden sonra işte dolaştığımız yaylalara çıkıyordular. Sonbaharda yine buraya iniyorduk. Ve kış 12. aylarda falan da yine bahsettiğim Çınarlı Köyü'ne iniyorduk. Yani burayı biz mezra olarak yani otlak alanı olarak kullanıyorduk. Bura 1982'de köy statüsünü aldı. İsmini 100. yıl Atatürk'ün 1981 100. yıl doğumundan dolayı isim babası da benim. Ben önerdim. 1981 yazmış. 1881-1981. O dönem biz müracaat ettik. İsmini öyle koyduk. 1984 mahalli seçimlerinde de kurucu muhtar olarak ben burada seçildim. Ve 10 yıl muhtarlık yaptım. Şimdi sayı olarak 7-8 civarında yaylası vardır. Yayla, oba diyeyim yani.
Yayla yani oba diyeyim 8-10 tane oba, yakın obası vardır. Ama aynı bölgeyi de otlak alanları. Otlak alanları ortak yani. Tamam mı? Yani Kalyan yaylaları diye geçer. Oba olarak 8-10 tane obası vardır. Ama Kalyan yaylaları olarak geçer. Ve buraya Kalyan bölgesinde olan bütün köylerin hayvanları çıkar. Kalyan Vadisi. Anlamı var. Anlamı şu. 1869'da Fransız bir gezgin, doğa gezgini Van'a gitmek istiyor. Trabzon'a geliyor. Van'a gitmek istiyor. Giderken bu vadiden geçiyor. Yani bu vadiden geçiyor. Bu daha önce size gösterdiğim İpek Yolu'nu takip etmesi gerekiyor. Ama burada Kanlıbuhar diye bir yer var. Oraya geliyor. Orada hanlar var. Yani iş yerleri yani işte kalabileceği yerler. Orada kalıyor. Birkaç gün kalıyor. Hava muhalefetinden dolayı gidemiyor. Tekrar Maçka'ya dönüyor. Ve burayı Fransızca bilenler çok iyi bilir. Kalyana gelmek, coşmak, korkmak, heyecanlanmak. Nisan ayı olduğu için dağlarda eriyen karlar çok kür bir şekilde vadilerden akıyorlar. Ve diyor ben bu vadilerden geçerken diyor heyecanlandım, korktum. Ben tam şeyisini söyleyemem ama Trolle Tesolli diye bir ama bunu tam söyleyemiyorum Fransızca bilmediğim için. Onu Fransızca bilenler yani Fransız bir gezgin. Diyor ki ben bu vadiden geçerken bu vadi Kalyan bu vadi çok yeşil bir vadi. Her taraf yeşillik içinde. Ancak dereler coşmuş akıyor. Sular korktum heyecan. Yani korktum coştum anlamında. Ondan sonra Kalyan Vadisi ismini alıyor burası. Şimdi biz gittiğimiz şehitle buradan şu olduğumuz yerden 15 kilometre, 17 kilometre mesafede. Hemen gösterdim size işte bu Doğu kesiminden işte güneye giden İpek Yolu. Ve buradan Fatih Sultan Mehmet'in bütün tarihçilerin araştırmasına göre Fatih Sultan Mehmet Trabzon fethinde buradan aşağı oradan indi yani o İpek Yolu'nu teslim takip ederek indi. Yani bu vadi gösterdiğim İpek Yolu daha çok kışlık kullanılan yol. Sahil olduğu için bir de sırtlara yani sırtlardaki karı rüzgar attığı için kervanlar o sırtları takip ederek gidiyor. Bir ikincisi de daha önce size söylemiştim. Güvenlik açısından yani sağ solu şimdi yani yolu geçen eşyalar oluyor. Onları korunmak için tepeleri teslim devam ediyorlar. Yani İpek Yolu ta buradan işte güneye doğru giden İran'a hatta belki de Çin'e kadar giden bir İpek Yolu. 1916 Rusların Trabzon'u işgal ediyorlar. Kazım Karabekir Erzurum yani az bilmiyorum 3. ordu mu yani o ordudan buraya bir alay gönderiyor. Diyor ki gidin Rusları bu bölgeden atın. Alayın da komutanı bir Alman komutan ama izinde de Türk subayları var. Gönderiyor ama bir gün Maçka'da işgal ediliyor. Trabzon işgal ediliyor. Bir gün yani destek alamıyor artık asker. Yolları kesiliyor. Yollar kesiliyor. Yani destek alamıyor. Çarpışıyorlar. Çarpışma bu. Şimdi İstanbul'da duranlar da bilirler. Ambaylı yaylasından çıktık ya Ambaylı yaylası. Oradan çarpışmalar başlıyor. İşte daha bu gittiğimiz şehitlik oraya Çataltepe olduğu için en son çatışma oraya kadar devam ediyor. Orada Türk askeri diyelim alayı mevzileniyor. Ancak gece çedeler yani bu çedeler Kürdoğulu cedesi diye bir Rum cedesi yani Rum cedesinin Rus askerleri şey yapıyorlar. İşbirliği yapıyorlar. Gece buraya baskın yapıyorlar. O gördüğümüz şehitli Türk alayı dağılıyor. Mesela şehit olanlar oluyor. Kurtaranlar da asıl şube Bayburt. Bayburt gidi şubeye teslim oluyorlar. Cabur dağdan kuş geliyor. Mauzer sesi hoş geliyor. Bölük bölük
çıkıp giden asker geri dönmüş boş geliyor. Yazık oldu genç yaşına. Benim söyleyeyim şu, bu bölgeyi unutmasınlar. Dedelerinin, babalarının bölgesini. Yalnız bizim köyümüz değil, bu vadiyi unutmasınlar. Maçka'yı unutmasınlar. Bunu torunlarına dahi anlatsınlar. Tarihimiz kaybolmasın. Dağlarda ceylan Mehmet'im, Ademir Pulat Mehmet'im. Ben İsmail Yılmaz. 1953'te Çınarlı Köyü'ne bağlı olan Vasunöy 100. Yıl Mahallesi'nde doğdum. İlkokulu Çaylar'da okudum. Ondan sonra da işte oradan hayata atıldık. Altyapımız orası. 100. Yıl. Şimdiki ismi 100. Yıl. Ben 100. Yıldan kurbede ilkokul bittikten sonra çıktık. Sonra işte ben dolaştım. Futbol oynuyorduk. Sonradan antrenör futbol hocalığı yaptık. Karadeniz Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. 1987'ye kadar orada çalıştım. Hem köyümle ilgileniyordum. Köyümüz bir mezraydı. Biz, büyükleri beni önüne kattı. Ben o zaman 27-28 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Büyüklerimiz burayı köy yapalım. Köy devletten hizmet alır. Okulumuz yoktu, içme suyumuz yoktu, yolumuz yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Köy yaptık. Atatürk'ün 100. yıl tarihine rastladığı için ismini de 100. yıl köyü ismini verdik. O günden beri de orası 100. yıl. Çok güzel bir köyümüz var orada. Devletten her yardımı aldık. Yolumuzu yaptık. İşte altyapımızı, okulumuz vardı. Sandoz İlaç Sanayi bir okul yaptıydı oraya. 70-80-100 tane öğrencimiz vardı. Çok şenlik bir köydü. Sonradan bu kurbetten dolayı köç vermeye başladık. Yani okuyan gitti, iş hayatı için gitti. Ama yine de benim köyüm en kalabalık köydür. 100. yıl köy. Şimdi mahalle olduk ama büyükşehre bağlıyız. Biz köy yaptığımız zaman 350 nüfus vardı. 350. 60 hane vardı. Yani eğer 350 nüfusumuz olmasa köy yapamazdık. Yani öyle bir kalabalıktık. Yani 3 tane bakkal vardı, yani market vardı. 3 tane kahve vardı, yani çok bir şenlik. Hayvancılık yapıyordu oradaki insanlarımız. Belki küçükbaş hayvan, abartmayayım ama 1000'den fazlaydı. Büyükbaş hayvan vardı. Bizim 3 tane yaylamız vardı, yani işte çağal yaylası vardı, kuyruk vardı, çormalık vardı. Sonradan yani çok yaylalara giderdik. Keşiş Dağı'na bile gittik, Erzincan'a dedem. Keçi hayvancılığı yapıyorduk. Ve bizim aile de hayata o şekilde atıldı. Köylülerimiz şu anda en çok Esenler'deyiz. Yani Esenler, çünkü biz ilk buradan kurbede gittiğimiz zaman küçük Mustafa Paşa, işte Palat, Eyüp, o. Sonradan yerleşim yeri kalabalık, Esenler'e göç ettik. Ve Esenler'de çok kalabalığız yani mahalle olarak. Şimdi birçok arkadaşlarımız da orada yani. Dönüş yapmamışlar tabii, çoluğu çocuğu hepsi orada. Biz de kopmadık Esenler'den, zaman zaman gidip geliyoruz. Benim de çocuklarım orada değil. Yazın kalabalık oluyor. Şu anda çok gelen oldu. Belki yukarıda da rastladınız, torunlar, şeyler hep gurbettekiler geliyor. Silahı ziyaret ediyor. Gurbetteki hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum. Ben birçok yerde de seslendim. Adalarının, dedelerinin, babalarının o tarihi yerlerine, evlerine gelsinler. İşte ne bileyim, orada bir ev yapıldığı zaman, tamir edildiği zaman biz mutlu oluyoruz. Ve unutulmadığımızı, adalarımızın, dedelerimizin de unutulmadığını düşünüyoruz. Ben pağlarını koparmasınlar. Yani 100. yıldan, köyümüzden pağını koparmasınlar. Onlara bu şekilde seslenebiliyorum.